Eşim bana ve çocuklarıma karşı çok sert davranıyor. En ufak bir şeyde boşanmakla tehdit ediyor. Yaptığım her şeyde bir kusur arıyor. Dışarıya bile çıkamıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Allah yardım etsin. Bu azaptır. Bu haksızlık, bu zulümdür. Kendimize tanıdığımız hakkı, karşımızdaki de eşimize tanımamız lazım. O bir tek senin eşin değildir. O bir de senin mümin kardeşindir. Ona yaptığın zulüm mümin kardeşine yaptığın zulümdür aynı zamanda. Herhangi bir insana bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Allah bunu kabul eder mi? Etmez. Eğer biri kendi eşini, kendi çocuklarını kendisinden razı edemiyorsa o Allah'ın rızasını nasıl isteyebilir? İsteyemez. Ben istiyorum, ben Allah'ın rızasına talibim diyorsa kendini kandırıyor demektir. Kendi kendisine ya da şeytan ona hile yapıyor demektir. Bir de eşlerin boşanma kelimesini kullanmasından daha ağır, daha çirkin bir şey yoktur. Bütün kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Hiçbir şekilde boşanma kelimesi asla ağızlarından çıkmamalıdır. Bu en son kullan, kullanılacak kelimedir. En son. İş o safhaya geldiğinde bu kelime kullanılırsa gereği yapılmalıdır. Yoksa böyle gelişi güzel boşarma kelimesi asla kullanılmaması lazım. Bu ne demektir? Karşısındakine ben senden vazgeçebilirim demektir. Aslında kim ne yaparsa önce kendine yapar. Allah öyle buyurdu. Bu durumda ona da neyi düşündürmüş olduğu sen de benden vazgeçebilirsin.